Evet arkadaşlar, Tarihi Makasla Yazan Adam kanalına hoş geldiniz. 2 aylık sıfırdan eğitimimizin bugün son günü. 2 ay boyunca iyi günler, kötü günler geçirdik, zor günler geçirdik. Erkan kardeşimiz 2 ay boyunca Isparta'dan gelip gitti. Kış ayı olması sebebiyle yollar kapalıydı. Bazı günler geç kaldı eğitimlere, hasta oldu, gelemediği günler oldu. Ama ekstra eğitimlerle bu açığı kapatmaya çalıştık. Erkan kardeşimi dinleyelim, bir de 2 ay boyunca neler yaşadı, neler öğrendi anlatsın size. Ben bu kadar kısa sürede bu kadar iyi olacağını sanmıyordum, tahmin etmiyordum. 2 ay çok çabuk geçti benim için. Her gün gelip gitmeme rağmen o kadar çok yorulmadım, o kadar çok zor geçemedim. Bu genelde de Ömer abinin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani tecrübesi olsun, kendi bilgisi olsun bana aktarmasından dolayı daha çabuk benim öğrenmemi sağladı. Şu zamanda da yani bugün de iyi yere geldiğimi düşünüyorum. Nasıl olursa bu eğitimden sonra tıraşa başlayacağım, kendime güvenim geldi. Tıraşa başlayabileceğimi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı, olumsuzluklar yaşadık ama o kadar da çok kötü günler geçirmedik. Bir şekilde hallettik, tedavisini yaptık çok şükür. Eksik günlerimizi, eksik zamanlarımızı tamamladık. 2 ay sonunda iyi yerlere vardık. Şu anda bunu karşısına alacağız. Bunu zaten tıraşta gösterecek. Şimdi modelimiz var. Son gününü video çekelim dedik. Berkan kardeşimiz geldiğinde ne makas tutmayı biliyordu ne makine tutmayı biliyordu arkadaşlar. Sıfırdan aldık. 2 ay boyunca çalıştık. Her gün saç kestik, model anlattık, yüz şekillerini anlattık. Kafa kemiklerini anlattık. Bu şekilde saç kesmeyi öğrendik. Şimdi videoya geçelim. Hani 2 ayda neler öğrendiğini size videoda gösterecek. Videonun sonunda görüşürüz.
Evet arkadaşlar, artık keşke demeyeceksiniz. Çoğu insan diyor ki keşke küçükken berbere girip berber yanında çıraklık yapsaydım 15-16 yaşında. Ama artık bunlara gerek yok, çıraklık yapmadan 2 ayda işi öğretiyoruz. Videoyu izlediniz, gördünüz 2 ayda neler yapabildiğiniz. Berkan kardeşimiz 26 yaşında, buraya geldiğinde otobüs şoförüydü. Artık berber. Ona 2 ayda berberliği öğrettik. Gördüğünüz gibi sizde. Videoya çektik neler yapabildiğini. 2 ay süreçte bu kadar başarabildi. Dediğim gibi arkadaşlar, 2 ayda işi öğrettik. Eğer sizin de düşünceleriniz arasında, keşkeleriniz arasında bir berber olma isteği kaldıysa gönül rahatlığıyla gelip öğrenebilirsiniz. Berkan kardeşim anlasın, daha iyi söyler. Şimdi benim söylemem reklam gibi olur. Vallahi merhaba, ben buraya geldim de bu kadar olacağını beklemiyordum. İşte az önce söylediğim gibi. Bu kadar iyi olacağını da beklemiyordum. Hatta bazen yapamayacağım galiba, evet, falan diyordu Berkan. Evet, çok sıkıntılı zamanlar oldu. Üzgün ayrıldığı günler, aynen, oldu. Hiç yapamadığım günler oldu. Ne dedik biz? Zamanla olacak ama kesin bu işi yapacağız diye hedef koyduk kendimize. Yapanların ne, aynen, fazlası var dedik. Aynen. Ha. Ben bir de hani yaşımdan dolayı acaba diye tereddüt dedim. Hani yapamam diye. Ne bileyim, herkes şartlıktan gelir diye bu işte biraz daha böyle tecrübe gerekir diye korkuyordum ilk başlarda ama senin sayende biraz daha bu şeyimi, acemiliğimi attım. Geldiğim, yani buraya geldiğime, bu işi yaptığıma, sizle çalıştığıma çok memnunum. Ve şu an bu hale geldik çok şükür. Değdi değil mi? Değdi yani. Hani bu kadar olacağını beklemiyordum. Allah'ın izniyle daha da iyi yerlere geldik yavaş yavaş. Güzel bir sonuç elde ettik. İzleyenlere, evet, videomuzu izleyenlere eğitim aşamasını kısaca, hani çok açıklamadan, evet, özet bir şekilde anlat. Neler öğrendin, nasıl geçti eğitim süreci, eğlenceli miydi, sıkıcı mıydı, öğretici miydi? Vallahi Ömer abi, ilk haftalar, ilk iki hafta çok zorlandım. Hatta ilk geldiğimi sen biliyordun, makası tutamıyordum, makineyi yapamıyordum hatta, çok zorlandım. Hatta ilk arkadaşımız bu, gelen modelimizde. Batıyı mı kesmiştik? İlk batıyı kestik, evet. İlk ve son mu oldu? Evet, ilk ve son, bunu bilerek sonuncu yaptık. Hatta işte makası yapamıyordum, tutamıyordum, kesemiyordum, yamukluluk yapıyordum, ters tutuyordum. Heyecanlandın mı Batu sen keserken? Heyecanlandım. Ama yavaş yavaş alıştı. Gelişme var mı? Gelişme var. Artık hiç yani eline titriyor, ne korkuyor, ne yapamayacağım korkusuna giriyor. Eli şu an süper. Güvenerek kendim ona teslim edebiliyorum. Devam et. Bu da zamanla oldu. Her gün bir model yeni göre farklı sert yapı yaptı. Ondan sonra farklı tarzlarla kesmeyi öğrene. İyi de oturttuk bunu. Zor aşamalar geçti. Kesim teknikleri. Teknikleri öğrendik. Parmaklarını öğrendik. Düz kesim, yan kesim, dik kesim, üçten kesimimi öğrendik. Makas tutuş şekillerini öğrendik. Makineyi öğrendik. Hepsini zamanla hızlı bir şekilde öğrendik. Yani bu kadar olmasını ben de beklemiyordum. Kafa kemiklerini. Kafa kemiklerini. Defterin yanında mı? Defterim yanımda. Onu da gösterebiliriz. Videonun sonunda defterleri gösterelim. Defterin aşağıda kesin. Hızlıca. Nasıl bir model? Kopya çekmesinler. Hani. O şekilde güzel bir sonuç ortaya çıktı Ömer abi. Senin, evet sayın arkadaşlar, siz de başarabilirsiniz. Bizimle iletişime geçin. Videonun açıklama kısmında internet sitemizi koyacağız oraya. İnternet sitemizden eğitim akademi bölümünden bize başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Gözünüzü seveyim. Ben de çok kesin. Abi sana bundan sayesinde oldu valla. Ben her zaman diyorum. Berberden para kazanayım, git bana evine götürüyorsun. Sözüm var. Sözüm var. Sözüm var abi.